Avustralya'nın bizden çok uzakta olmasına ve hakkında pek bir şey bilmememize rağmen muhtemelen herkes en az bir kez bu ülkenin en büyük şehirleri Sydney, Melbourne ve Brisbane'ı duymuştur. Bu şehirler kıtanın en büyük şehirleri olmasının yanı sıra Pasifik Okyanusu'na kıyıları olmalarıyla da birbirlerine benziyorlar. Çöl iklimi ve buna bağlı zor yaşam koşulları nedeniyle kıtanın orta kısmı neredeyse yaşamdan yoksun gibi görünebiliyor. Ancak durum böyle değil. Bugünkü videomuzda bir zamanlar Avustralya'nın kalbinde huzurlu bir köşe olan, ancak zamanla kontrolden çıkan, gizemli ve esrarengiz bir şehrin derinliklerine yolculuk edeceğiz. Alice Springs'e hoş geldiniz. Bu kasabaya burası kontrolden çıkmış dedirtecek neler oluyor? Çölün derinlikleri hangi sırları barındırıyor? Buradaki insanlar neden her gün akıl almaz zorluklar ve tehlikelerle karşı karşıya kalıyor? Tüm bu soruların yanıtlarını birazdan öğreneceğiz. Alice Springs, Kuzey Avustralya'nın güneyinde yer alan bir kasaba. Kasaba 26.500 kişilik bir nüfusa sahip ve bu da onu kuzey bölgesinin ikinci büyük kasabası yapıyor. Kasaba sakinleri buraya kısaca Alice diyorlar. Kasabanın tarihi 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. İskoç gezgin John McDowell Stewart 1961 yılında Orta Avustralya'ya doğru yolculuğa başlamış. Daha sonra güneye yönelerek kıtanın kuzey kısmına doğru seyahat etmiş. Birkaç yıl sonra Stewart'ın rotasından sapmadan en güneydeki Adelaide şehrinden kuzeydeki Darwin'e kadar güçlendirilmiş bir kara telgraf hattı istasyonu inşa edilmiş. İşte tam da burada 20. yüzyılda Alice Springs adını alacak olan ilk yerleşim yeri oluşmaya başlamış. Kasabanın tarihinde önemli bir an yaklaşık 100 kilometre doğuda bulunan Altanga'da dağınık halde altın bulunmasıydı. Bu keşif 1887 yılında gerçekleşmişti. Alice Springs ve Altanga'ya deve trenleri adı verilen trenlerle su ve malzeme getirilmeye başlanmıştı. Kasabanın modern sakinlerinin çoğu bu trenle gelenlerin torunlarıdır. 1929 yılında kasabaya demir yolu getirildi ve burada yaşayan Avrupalıların sayısı artmaya başladı. Ancak en ciddi değişiklikler İkinci Dünya Savaşı sırasında meydana geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Alice Springs 500 kişilik izole bir yerleşim yeriydi. Savaş kasabayı bir hazırlık merkezine dönüştürdü. Hatta bir noktada Avustralya'nın kuzey bölgesinin başkenti olan Darwin'in yerini alabileceği bile konuşuluyordu. Daha soğuk savaş döneminde Alice Springs'e 18 kilometre uzaklıkta Eshelin kompleks sisteminin bir parçası olan ve en yüksek gizlilik derecesine sahip Avustralya-Amerikan ortak askeri üssü Pine Gap inşa edildi. Bu, dünyanın en büyük uydu yer istasyonlarından biriydi. Burada 18'i kendine özgü beyaz kubbelerle kaplı 33 uydu anteni ve balistik füze fırlatmalarını tespit eden, erken uyarı uydularından bilgi toplayan bir gözetleme merkezi bulunuyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde üzerinden uçmak yasak. Aynı zamanda bu gizli üs, Netflix dizileri gibi popüler kültürde birden fazla kez yer almış ve bugün hala aktif. Buradaki en son ve soğuk savaştan bu yana en büyük genişleme 2017'de oldu. Personel şu anda Avustralya ve ABD'li yaklaşık 800 kişiden oluşuyor. Böylesine ciddi bir altyapıya önemli miktarda fon sağlandığı için üs şüphesiz şehrin gelişimini de etkiledi. Şehir şu anda kıtanın kuzey ve güneyini birbirine bağlayan bir demir yolu ve karayolu merkezi konumunda. Yerel iklim dünyadaki diğer çöl bölgelerinde olduğu gibi burada yaşamak için pek ideal değil. Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan yaz aylarında sıcaklıklar 45 santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor. Özellikle sıcak günlerde yerel halk uzun süre dışarıda kalmamayı tercih ediyor ve sıcaktan korunmak için alışveriş merkezlerine bile sığınıyorlar. Şehirde bir yüzme havuzu, bir üniversite ve yüksekokul ve hatta bir havaalanı bulunuyor. Kışın hava daha ılıman oluyor ve bazen termometreler sıfırın altındaki sıcaklıkları bile gösteriyor. Şehir tüm yıl boyunca çok kurak. Yağışların çoğu yaz aylarında düşüyor. Yaz aylarında insanlar çok fazla su içmek zorunda kalıyorlar. Alice Springs'teki musluk suyu içmek için tamamen güvenli. Genel olarak şehrin merkezi caddelerinde yürürseniz bundan büyük keyif alabilirsiniz. Sessiz, temiz sokaklar, biçilmiş çimler, çok sayıda ağaç.
ıssız Avustralya'nın merkezinde olduğunuza dair hiçbir ipucu göremezsiniz. Ancak merkezden biraz uzaklaştığınızda nerede olduğunuzu bir anda anlamaya başlarsınız. 2021 nüfus sayımına göre şehir yaklaşık 26 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda buradaki her 10 kişiden biri Amerikalı yani ABD vatandaşlığına sahip. Amerikalılar 1954 yılında ABD Hava Kuvvetleri'nin 421. müfrezesinin kurulmasından bu yana Springs'te yaşıyor. Yani gizli üssün inşasından önce bile. Ayrıca burada Vietnamlı, Çinli, Taylandlı ve Hintli olmak üzere çeşitli göçmen toplulukları da bulunuyor. Beklendiği üzere Springs'te bu toplulukların geleneksel yemeklerini sunan çok sayıda restoran bulabilirsiniz. Şehir nüfusunun yaklaşık %20'si aborjinlerden oluşuyor. Alice Springs'teki en büyük işveren, Avustralya'nın kurucu kuruluşlarından biri olan Avustralya Kuzey Bölgesi Hükümeti. Alice Springs, bölgedeki en kalabalık üçüncü şehir ve neredeyse Fransa büyüklüğünde 546 bin kilometre karelik bir alana hizmet veriyor. Ücretli çalışanların %8'i devlette, biraz daha azı okullarda ve hastanelerde istihdam ediliyor. Ayrıca birkaç madencilik ve sığır çiftliği işletmesi de bulunuyor. Uzun yıllar boyunca şehir bütçesinin ana kaynağı Pine Gap askeri üssünden gelen para makbuzlarıydı. Son zamanlardaysa en büyük pay turizme ait olmaya başladı. Buradan Alice Springs'in 400 kilometre güneybatısında bulunan Uluru Dağı'na, Avustralya'nın en ünlü turistik yerlerinden birine turlar düzenleniyor. Ayrıca şehirde birçok müze, kumarhane, gece kulübü, restoran ve kafe bulunuyor. Burada her yıl çeşitli festivaller ve tatiller düzenleniyor. Açık hava aktivitelerini sevenlerse dağlara gidiyor. Batı ve Doğu McDonald Sıra Dağları, geçitleri ve rezervuarlarıyla ünlü. Big Hole ve Ormiston Gölleri yüzme, şnorkelle yüzme ve tekne gezintisi imkanı sunuyor. Alice Springs'e 85 kilometre uzaklıktaki Ross Nehri üzerinde at veya deve kiralayıp bölgede gezebileceğiniz bir sığır çiftliği de bulunuyor. Burada isterseniz sadece ormanda dolaşabilir ya da çiftlik yaşamına aktif olarak katılabilirsiniz. Altına hücum günlerinde terk edilmiş olan hayalet kasaba Altanga'yı ziyaret edebilirsiniz. Zamanınız varsa Alice Springs'e 320 kilometre uzaklıktaki Kings Canyon'u mutlaka ziyaret etmelisiniz. Burası Avustralya'nın en çarpıcı yerlerinden biri. Aborjinlerin kutsal Uluru Dağı'na ya da bilinen adıyla Ayers Rock'a seyahat etmenin yanı sıra Alice Springs çevresinde yapılacak başka şeyler de var. Turistler Desert Park'a veya sürüngen merkezine gidebilir, botanik bahçelerini ve kasabanın kurulmasına neden olan eski telgraf istasyonunu ziyaret edebilir. Şehirde Avustralya'nın en büyük aborjin sanatı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Desert Aboriginal Art Gallery veya Eraluyun Art Center gibi görülmeye değer bazı ilginç müzeler de bulunuyor. Burada turistler için her şey iyi görünüyor. Ancak gerçek pek de öyle değil. Şimdi Alice Springs yerli nüfusun yoksulluğu, istihdam sorunları ve her şeyden önce Mayıs 2022'ye kadar aborjinlere satışı kısıtlanan alkol nedeniyle kötü bir dönemden geçiyor. Bu problemler tabii ki suçları da beraberinde getiriyor. Aborjin bölgelerinde alkol satışının kısıtlanması yaygın bir uygulama. Aborjinler genetik olarak daha hızlı içtikleri için alkolü sindirmeye ve etkisiz hale getirmeye yardımcı olacak enzimler üretemiyorlar. Aynı sorun, örneğin Kuzey ve Sibirya'nın yerli haklarında da mevcut. Avustralya'nın kuzey topraklarındaki yetkililerin yasağı kaldırmak için acele etmedikleri açık. Örneğin Alice Springs'te kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra cinayet ve soygun gibi ciddi suçlar da dahil olmak üzere suç sayısında keskin bir artış oldu. Artış 2022 yılının ikinci yarısında %40'tan fazlaydı. Bu bölge eskiden ülkenin en çok suç işlenen bölgelerinden biriydi. Ancak 2022'de bu rakamlar adeta fırladı. Suçların çoğu yerli halk ve vatandaşları terörize eden çetelere katılan gençler tarafından işlendi. İşler öyle bir noktaya geldi ki şehir yetkilileri federal hükümetten düzeni sağlamak ve şehirdeki durumu sakinleştirmek için orduyu harekete geçirmesini istedi. Avustralya Başbakanı bile ziyarete geldi.
tur operatörlerinin Sphinx'e bulaşmak istemediği ve ziyaretçileri hava karardıktan sonra dışarı çıkmamaya teşvik ettikleri bir noktaya gelindi. Sonunda yerel yetkililer alkol satışlarına yeniden sıkı kısıtlamalar getirerek ve polis gücünü artırarak yüksek suç oranıyla mücadele etmeye başladı. O zamandan bu yana işler biraz düzeldi. Ancak bölge sakinleri başka önlemlere de ihtiyaç olduğuna inanıyor. Mevcut zorluklara rağmen Alice Springs için her şey bitmiş değil. Hala bir turizm merkezi olarak gelişebilir ve daha da gelişecektir. Çünkü çevresindeki doğal güzellikler ve anakaranın merkezindeki eşsiz konumu hiçbir yere gitmemiş. Şehrin kendisine de uçakla ya da Adelaide'den Darwin'e trenle hala ulaşılabiliyor. Dolayısıyla yetkililer yerel halkın çoğunluğunu dinler ve suçla mücadeleye sadece alkolü yasaklayarak değil, aynı zamanda yerli nüfusun yaşam ve eğitim standartlarını iyileştirmekten başlarsa, Alice Springs'in dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken, her açıdan ilgi çekici bir şehir olma şansı hala bulunuyor. En azından bunu yapmak için her şeye sahip. Kuzey Avustralya'nın güneyinde yer alan Alice Springs kasabasını konuştuğumuz videomuzdan şimdilik bu kadar. Pandora TR kanalımızda yakında yeni videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kanalımızdaki videolara güzel yorumlar eklemeyi unutmayın. Yakında görüşmek üzere, hoşça kalın.